değerli izleyicilerimiz, Aydın gezimiz devam ediyor. Şu anda Madran Dağı'nın eteklerindeyiz. Yavaş yavaş ovalara ineceğiz. Programımız başlıyor. Bizden ayrılmayın. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu haftada Bozdoğan'dayız. Aydın Bozdoğan'da. Buradaki tarımla uğraşan arkadaşlarımızla buluştuk. Biraz onların sorunlarını da inceleyeceğiz. Buradaki ürünler nelermiş, onları da öğreneceğiz. Tabii ki buranın doğal güzellikleri de var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi yanımızda bir patates üretici arkadaşımız var. Bakalım halinden memnun mu, değil mi? Soralım bir. Sizi tanıyalım mı? Mehmet Madran. Öncelikle Bozdoğan çiftçiler ve Bozdoğan halk adına hoş geldiniz diyorum. Çiftçilikle uğraşıyoruz genelde. Kaç yıldan beri? Hemen hemen doğduğum günden beri desek yeridir. Öyle mi? Evet. O zaman küçük. Ata mesleği. Ata mesleği, evet. Patates ne zamandan beri ekiliyor? Patatesi aşağı yukarı 30 yıldan beri ekiyorum. Genelde memnunuz. Evet. Şey olarak ne kadar dönüme ekiyorsunuz? 40, 30 o civarda, 25. Öyle o civarda ekiyoruz her sene. Hemen hemen. Normalde kaç ton oluyor? Normalde dekarında 5 ton alabiliyoruz. Tabii yıl güzel giderse 6 ton falan çıkıyor. Yemeklik mi yoksa böyle haşlamalık falan da yapıyorlar ya, az patates türleri var. Şimdi haşlama da oluyor, yemeklik de oluyor genelde. Şimdi büyük, hepsine uygun yani. Hepsine uygun. Evet. Öyle diyelim. Evet. Ekim yaparken önce nasıl başlıyorsunuz? Ekim yaparken önce yerin tavu çok önemli. Yani tavul olması gerekiyor. Yaş olmayacak, efendim söyleyeyim. Gübresini mübresini altını verirken ona göre vereceksin. Az vereceksin mesela. Çok veriyor millet. Bu sefer yerlerin bitmesine sebep oluyor. Yani yerlerin sıkıntı oluyor. Evet, sıkıntı oluyor. Evet. Peki dikimleri yaparken, şimdi kanalları açtınız. Evet. Dikimleri yaparken makineyle mi yapıyorsunuz? Tabii yoksa? Tabii makineyle. Elle artık, eskiden de o. Şimdi yeni aşağı yukarı. Teknolojiyi ayağa uyduruyoruz. Ayağa uyduruyoruz. Evet efendim. Peki dikimden hasada kadar ilaçlama ya da gübreleme nasıl oluyor? Yani ilaçlaması, şu anda biz bunu ilaçlamasını verdim. Ama hastalık bulmadan koruyucu verdim. Daha doğrusu. Bazen de tabii hava şartları uygun gitmezse, yani istemediği gibi giderse bu sefer mantar hastalığını yakalanıyor. Yakalanmadan biz bir koruyucu veriyoruz yani. Mutlaka veririz. Mantar hastalığı derken şeyle, soğukla falan mı alakası var yoksa yok, yağmur yağmurla, rutubetle, nemle ilgili efendim. O zaman yağmur çok fazla faydalı tabii, değil. Tabii. Hiçbir şey faydalı olmaz yani çok yağmur. Patateste sıkıntı yani, olur. Olur. Evet. Peki onunla nasıl mücadele ediyorsunuz? Mücadelemiz, kendimiz her gün günlük gelip bakıyoruz zaten. Hı hı. Yani ne ihtiyacı var, nesi bir eksiği mi var veya pasıra mı buldu, ne buldu diye bakıyoruz genelde. Siz o zaman gübreyle ilaçlamaları hasata almadan önce yapıyorsunuz ki sonrasında atmıyorsunuz herhalde. Tabii. Hı. Yani sonunda şu alacağını aldı yani. Şu andaki patates alacağını aldı. Evet. İhtiyacı olan mesela toprak altını dikerken verdiğimiz gübre var. Şimdi toplarken boğaz çapı yaparken de üstten verdik. Peki hasattan sonra şey var mı? Bir seferde mi hasat alıyorsunuz yoksa arada gene veriyorum? Yok, bir sefer kazıp bitiyor artık. Hmm. Yani bir sefer kazdın mı biter yani. Evet. Şeyle ilgili, böyle satışla ilgili falan sıkıntı var mı? Satışta olan sıkıntımız var. Aslında büyük diyelim yani. Genelde buranın pazar sorunu var. Pazar sorununda Denizli halcileri, genelde onları veriyoruz. Yani onlar geliyor. Bir sıkıntı doğuruyor yani, ama ne yapacaksın? Vallahi aslında şey var mesela, bazı bölgelerde şimdi ürün diken arkadaşlar var. Ekerken ona göre satışını yapmış oluyor. İşlerini ayarlamış oluyor. Burada herhalde öyle dönmüyor değil mi? O sözleşmelilerdi. Ben mesela bundan öncekinde sözleşmeli yaptım. Tabii baştan kazanacağın belli. Daha doğrusu şeyin belli. Sözleşmeli verdim. Ama şu anda ektiğimde güz patatesi, ikinci ekim bu daha doğrusu. Tabii sertifikalı tohumlardan tohumlarını alıp dikiyoruz. Bizim şu anda güzün ektiğimiz patatesin
Afyon bölgesinde tohum olarak götürüyorlar buradan daha doğrusu. Ama sertifikasız adam biliyor yani tohuma devamlı götürdüğünden. Orada büyük verim alıyorlar. 1'e 40, 1'e 50 gibi şu anda rekor kırıyor. Yani şu anda Afyon'da hava farkı mı var? Hava değil de herhalde o toprak değişiminden mi kaynaklanıyor artık onu bilmiyoruz yani tabii onu. Fiyatlar nasıl bu yıl? Fiyatları biz sözleşmelerinki netti ama şu anda bu belirsiz daha doğrusu. Pazarı bulduktan sonra önemli değil. Şimdi deniz halcileri suçlamış gibi olacağım ama efendim ya neyse biraz kendimi kısıtlamaya çalışıyorum. Yani sorun orada var aslında da. Onlar da haklı belki kendince çok para kazanmak istiyorlar. Yani olan üreticiye mi oluyor? Olan bir şekilde üretici oluyor yani. Siz yılda iki defa mı ekiyorsunuz? Mesela her yıl ekiyor musunuz patates? Ben her yıl ekerim ama aynı tarlaya değil. Hı hı. Yani tarlayı değiştiririm. Yani bir yıl nadasa ya da farklı bir ürün ekiyoruz. Farklı bir ürün ekiyoruz. Arkasından tabii zaten devletimizde 3 yıl garantisi var. İşin aslı yani burada bu ikinciyi ektik biz. Bir daha buraya ekilmeyecek yani şimdi. Evet. Peki bundan sonra ne ekmeyi düşünüyorsunuz? Bundan sonra niyetim ya yonca ekeceğim. Ya buğday ve arkasında mısırlık yani sılacık mısır düşünüyoruz. Benim gördüğüm bir şey var. Hayvan tersi daha doğrusu her yıl atabilirsen veya 2 yılda bir atabilirsen bolcu tarlaya toprağı çözüyor bir şekilde yani. Evet. Peki böyle devamlı hastalıkla ya da böcekle ilgili sıkıntılar var mı? Böcekle ilgili bir sıkıntı hemen hemen burada yok. Fazla yok. Yani sadece o haşar ne diyorlar ona patates böceği var. Onu da çözüyoruz. Ziraat odamızdan evet. ilaçları temin ediyoruz daha doğrusu. O kesin çözüm oluyor diyorsun. Oluyor efendim. Yani burada önemli olan patatesi her yıl değil arada bir boşluk bırakmak gerekiyor tabii, değil mi? Mutlaka. Randıman alabilmek için. Randıman alabilmek için. Toprağın daha doğrusu sürekliliğine kazanabilmek için değiştirmenin faydası çok. Ama diken arkadaşlar oluyor mesela. Yıllardır aynı toprağa diken arkadaşlarımız var. Biraz mal şekilli oluyor, bozuk yani oluyor. Yani biraz da oluyor yani. Evet.